her türlü çirkefliğiyle tam 5 yıl boyunca benimle görüşmemek için bir araya gelmek istemeyen çete üyelerini nihayet bir araya getirmeyi başarmıştık. Ve bu kişilerle bir araya geldik. Bunlar kavga gürültü çıkardı ve masayı terk ettiler. Maksatları zaten buydu ama ben yine olayı aydınlatmak üzere Aydın İpek İşleyen'le irtibata girmek istiyorum ve diyorum ki Aydın abi selam aleyküm, hanımla beraber ziyaretine geleceğiz. Müsait bir zamanını bize ayırırsan seviniriz diyorum. Bize cevap yazmıyor. 2 gün sonra bir daha yazıyorum. Aydın abi günaydın. Büyük bir hata yapmadan acil görüşmemiz lazım. Çünkü o gün Aydın İpek İşleyen bizim zararlarımızı karşılamaya mecbur kaldığı için kavga gürültü çıkartarak toplantıyı terk etti. Kendince bizi başından saldı. Ama biz olayın üstüne gidiyoruz. Ve diyoruz ki bak hata yapıyorsun. Elimdeki belgelere bak. Elinde sonunda doğruları göreceksin ama biz sonra anlıyoruz Aydın'ın aslında bu işin başında olduğunu. O da bana yazmış, kardeşim benimle neden görüşmen gerekiyor diyor. Ben de sıralıyorum. Bana bir söz verdin bu olayı aydınlatacağım diye. 50 gün sonra da olsa bizleri bir araya getirdin. Lakin olayı aydınlatamadan, haklı haksızı bulmadan birbirimize bağırdık, çağırdık ve dağıldık. Şimdi olayı aydınlatmış mı oldun abi diyorum. Neden görüşmeyeceğiz ki diyorum. Senden ricam bize yarım saatini daha ayırman ve o gün duymak istemediğin gerçekleri tane tane belgeleriyle sana sunacağım. Sonra elini vicdanına koyup cevabını bana verirsin diyorum. Çünkü Aydın İpek İşleyen namusu, şerefi üzerine söz vermişti. Ve o gün elimdeki evraklara bakıp elemanları beni dolandırmışsa eğer bana zararımın tamamını verecekti. Benim bir iftira atmam söz konusu ise olaydan vazgeçecektik. Lakin o gün biz delillerimiz, şahitlerimiz getirdik ama Aydın İpek İşleyen bunu gündeme getirmek istemedi. Ve üçüncü soruma gelince diyorum kapınıza sadaka istemeye gelmiş birileri gibi bize davranmayın. Eşim o gün duygusal davranmış. Siz de kendisine bir güzellik yapmışsınız. Bizim sadakalara ihtiyacımız yok. Burada söylemeye çalıştığım cümle şudur. Aydın Bey beni mekanından kovdu. Sen bize dolandırıcı diyemezsin falan. Evraklarım elimde olduğu halde bakmadığı için ben de kendisine sen bunların başısın dedim. Sen de dolandırıcısın, hepiniz sahtekarsınız dedim. Sonra ben dışarı çıktıktan sonra hanımla oğlum da oradaydı. Bunlar konuşmuşlar. Aydın Bey demiş tamam dairenizi verelim ama Nurullah Zibidisi de orada araya giriyor. Diyor ki tamam siz de Ferhat Can Bey'in size verdiği stüdyoyu verin, dairenizi verelim diyor. Tabii ben bunu sonradan duydum ve çıldırdım. Yani siz kimsiniz ki? Sizin olmayan stüdyoyu nasıl istersiniz ki benden? Ben ona başka para vermiş almışım. Başkasından almışım. Ama onlar bir iftirayla sanki stüdyo onlarınmış. Sahte evraklarla bizi kandırmışlardı. Onu demeye getirdim. Ben diyorum ki benim bir daire sadakaya ihtiyacım yok. Ben hakkım olanı istiyorum. Yani onlar bir daireyi verdi. Ben almadığım için eşim de bana tepki koydu. Sonra diyorum ortağının seni ve beni nasıl kandırdığını duyma cesaretin varsa yarım saatini bize ayır. Güzel güzel konuşalım. Herkes kendi yoluna yürüsün. Önceki sefer yaptığın hatayı yap. Yani bizi kandırma, bizi yanıltma. Varsa gerçekten bu olayı aydınlatmak istiyorsan hodri meydan diyorum. 5. soruma gelince lütfen medeni insanlar gibi konuşmayı deneyin. 3-5 kişi bir araya gelip çöp laf konuşunca haklı olmuyorsunuz. Belgeler, ses kayıtları hepinizi susturacak durumda. Bırakın bu zulmü diyorum. Yani bunlar ben belge çıkarıyorum tam bakacaklar yalandan bir şeyler çıkartıp işte başka konulara girip konuyu dağıtıyorlardı, onu anlatmaya çalıştım. Sonra diyorum ki sonuçta Nurullah'ın istediği senin de benimle kavgalı duruma düşmemiz. Buna ben müsaade etmem, beni dinlemelisin, sonra da ortağının cezayı keseceksin zaten diyorum. Hani ben Aydın'ın bilinçli olarak bana tuzak kurduğunu bilmediğim için zannediyorum ki Nurullah'la Ferhat Aydın'ı kandırıyor. Oysa ki Aydın zaten işin başıymış. Ben de bunu bilmiyordum doğrusu. Samimiyetine inanmıştım. Sonra diyorum ki bak abi kendine de bana da bir iyilik yapmak istiyorsan bu oyuna gelmemelisin. Bana ayıracaksın yarım saat. Sonraki zamanda bu olayın gerçek yüzünü öğrendiğinde vicdan azabı çekmemen için bir fırsattır. Günahımıza girme, kendin de bu vebale girme diyorum.